Abone ol serimizde bugün Diyoboy'u inceliyoruz. Bu videolara abone olarak daha fazla video gelmesini sağlayabilirsiniz. 24.10 kapatmış en son diyor. Şimdi trendine bakalım. Aslında güzel bir trendi var. Belirgin bir trendi. Evet, şimdi burada seviyemiz aşağıda 200 günlük ortalamaya yakın 21.52 seviyesi desteğimiz. 21.52 TL destek. Yukarıda da direncimiz, görebileceğimiz zirvemiz çok net. 25.96, ben buna 26 diyeceğim. 26 lira. Şimdi zaten hisseye baktığımızda 26'lara gelmeden şuralara hedefleyebilir. Şuraları hedefleyebilir. İleriye dönük olarak orta vadede şu beklenilebilir yani. Ama bunu direkt bu şekilde gösterdiğim şekilde yapmaz. 33-34 liralar beklenebilir bu hissede. Yani beklenebilir derken şunu kastediyorum. Yani 34 liralar gelebilir. Yani bekleyin diye söylemiyorum. Çünkü bu yatay alan katlarken şurada ve şuradaki tepelerden satış gelecektir muhtemelen. Ama yani şu anda hisse aralığı 21 lirayla 26 lira arasında. Şu arada gidip geliyor. Şimdi dolar bazlı da bakalım hemen. Dolar bazlı daha iyi ortaya çıkacak. Şimdi dolar bazlı bir düşen trendimiz var. Şu şekilde bir düşen trendimiz var. Bunun direnci neredeymiş? 1 dolar 3 sent. Yani TL bazlı zirvesine ne demiştik zaten? 26 lira. Yani 1 dolar yapıyor yaklaşık. 1 dolar 3 sent ne yapıyor? 26 TL'den. 26.78, yani 26'lar direnç. Fakat burada şurada bir yataya bağlamış gibi gözükse de sanki şurada düşen bir trend yapmış kendine, bakın. Şurada yataya bağlamış ama tekrar düşen trende devam edecek gibi görünüyor. Yani edip etmeyeceğini zaman gösterecektir ama ona göre biz önlemimizi almamız lazım. Eğer aşağı giderse terste yakalanmamak için. Onun da seviyesi nedir aşağıda? Bakıyoruz 79 78 sent. 0.78 sent. O da ne yapıyor 0.78 sent? Şu andaki kur sabit kaldığını varsaysak 20 lira 28 kuruş. Ha, belki şu aralarda 78 sente gelmeden şu aralarda bir destek yapabilir kendine. O da 86 sent. 86 sentlerde belki bir destek yapabilir. 86 sentte ne yapıyor? 22 lira 36. Yani şu anda hissenin dolar bazlı grafiği bu şekilde. Yani normalde dolar bazlı derken asıl TL bazlı grafiğinin de bir nevi aynası. Hemen TL bazlı grafiğine tekrar bir bakalım. Bakın 26, 21 lira dedik. Aşağılarda ne var, ne gözüküyordu? 20 TL bazı TL'ye çevirdiğimizde 20 TL'ler. Hisse şu anda 21, 26. Şu eğer hem destek, şu destek 21.52 hem de şu 200 günlük ortalama kırılıyorsa, 200 günlük ortalamayı da takip etmek gerek. Bu da kırılıyorsa bir sonraki seviyesi olan şu dipleri, şuradaki dipleri test etmek ister. 20.06, o da zaten dolar bazlı seviyemize geliyor. Onun da altında da 18.21'ler. Yani hatta şöyle söyleyeyim, 18.21 ile 17.15'ler olur. Ama onları söylemek için erken. Şu 21 ve destek kırılırsa o zaman tekrar bakılır. Benim şimdi Dio ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.